World Premiere Eğer Microsoft World Premiere deyip de E3'teki videoyu koyuyorsa ben de arkaya Köln'ün fotoğrafını koyup şu anda Almanya'dan bildiriyoruz derim arkadaş. Müsaadenle girelim. Gidelim. Konsol oyundan herkese merhaba arkadaşlar. Dün akşam biz de canlı yayındaydık ve Gamescom 2017 ile birlikte başlayan yeni heyecan dalgasında oyuncular için başlayan yeni heyecan dalgasında Microsoft'un düzenlediği Konferans da demeyelim ama konferans zaten değil sunum, sunum diyebiliriz. Sunum diyebiliriz zannedersem. Sunumu canlı canlı izledik. Yaklaşık 2 saat sürdü arkadaşlar sunum. Evet. Ve bu bir sunumu saat genel olarak falan. toparlayacağız. Neler gördük, e, sizlere aktaracağız. Önemli olan konu başlıklarını ayrıca bir videoda değerlendireceğiz. Bu konu e, aslında daha doğrusu bu videomuz arkadaşlar tamamen Xbox One'ın e, daha doğrusu Microsoft'un Gamescom 2017'deki e, duyuruları üzerine olacak. Dedikten sonra hızlı bir şekilde başlıyorum hı hı. müsaadenle. Assassin's Creed Origins ile açılışını yaptı ee, Microsoft ve zaten bunu da şeyde nihayetinde değineceğiz. Öncelikle şunu bir söyleyeyim de başlamadan önce 7 tane World Premiere fragman olacağını söylemişlerdi. Ona gelecektim evet. ama. Yani o o, onun, üzerinden onun üzerinden gidelim bence başlangıçta söyleyelim ki sonrasında hani ne olduğunu bunu. Açıkçası World Premiere fragmanı ne olduğunu bilmeyen varsa eğer genelde E3'te veya işte şeylerde falan E3'teki sunumlarda konferanslarda vesaire Game World Premiere dediği yani. zaman açıldığı zaman ilk kez gördüğünüz fragman anlamına geliyor aslında. İlk kez göreceksin yani dünyada ilk kez orada yayınlanıyor anlamda ama World Premiere'nin anlamı genelde şuna gelir hani içindeki materyali de ilk kez göreceksiniz. Yani sadece bu herhangi bir oyunun fragmanını ilk kez göreceksiniz değil. Yepyeni bir oyunun yepyeni, yani yepyeni bir oyunu ilk kez göreceksiniz anlamına gelir normalde World Premiere. Evet. Yani ilk başlarda böyle kullanılıyordu. Tabi şimdi istedikleri gibi anlamlarını değiştirip istedikleri yöne çektikleri için bayağı e, son özellikle E3'te Hani exclusive kelimesini bile içine ettikleri için launch exclusive. Bir zamanlar önce exclusive derlerdi. Oyunu sadece o konsola çıkacağını bilirdiniz. Sonra konsol exclusive diye bir kelime çıkardılar. Hani bu oyun bu konsola çıkıyor. Yani konsollarda sadece buna çıkıyor ama bilgisayarda da var gibi bir anlama gelmeye başladı. En son konsol launch exclusive diye bir saçmalığa çıkardılar. Hani konsolun çıkışıyla beraber exclusive olarak çıkacak ama sonra her platforma çıkacak gibi saçma sapan bir yerlere geldik. Şimdi World Premier kavramının içine ettiler sevgili Microsoft bu sunumda 7 ee, tane World Premier fragman göstereceğiz deyince hepimiz bir heyecanlandık. Ne gösterecek acaba? 7 tane yeni oyun o falan dedik ama sonradan anladık ki meğerse World Premiere derken kasekleri şey o değilmiş. Şimdi kademe kademe giderek ne demek istediklerini evet, açıklayalım. Evet yani bu arada Xbox One X öncesinde 7 tane World Premiere'da ben dedim ki tamam hani konsolu sattırmak için bu herifler Patlatacaklar bombaları Aynen. ardına falan diye düşündüm ama tabii ortam da ona müsait değil. Hani adamlar koltuğa yayılmış. Evet tabii biz e, falan bekliyorduk. Yer falan Açıldığı anda yani. bizlerin yanlış gittiği belli zaten. Üç tane böyle ee, ee, falan tarzında muhabbet ettikleri için. Bizim şurada yaptığımız şeyden çok farklı değildi yaptıkları muhabbet. Ondan dolayı başlangıçta böyle bir ha beklediğimiz gibi olmayacak herhalde dedik ve olmadı da. Evet e, o yüzden baştan saralım. Ve başlayalım arkadaşlar. İlk gösterdikleri tanıtım videosu Assassin's Creed Origins'e ait bir CGI video yayınladılar. Hı hı. Ee, Leonard Cohen'in zannedersen bir parçasını kullanarak Ubisoft yine etkileyici olabilecek bir CGI imza attı. Biliyorsunuz zaten Ubisoft'un en başarılı olduğu yönlerden bir tanesi oyunlarının kalitesi her ne olursa olsun o tartışmaya açık olmakla birlikte gerçekten de başarılı sunum yaptıkları. Gerek aldatarak, ger gerek gerçeği göstererek ee, bir duyuruya imza attılar. Bayek'i daha böyle bir kapşonsuz mapşonsuz görme şansına eriştik. Bunun dışında e, zaten Assassin's Credit Origins ile ilgili ayrıca bir video yapacağımız için çok da fazla bu konu üzerinde durmadan ben diğer duyuruya Hı -hı. geçmek istiyorum açıkçası. Ama eklemek istediğim bir şey varsa da burada. Yok geçelim. Evet geçiyoruz o zaman. Ardından Jurassic World geldi arkadaşlar, bu World, World Premier'di, Premier'di işte. Evet, ardından World Premier'di bu. E, Tycoon stili dediğimiz yani hani iş yapma, iş geliştirme simülasyonu olarak da adlandırabileceğimiz bir oyun türü olarak karşımıza çıktı. Nedir olay bilmeyenler adına? E, size belli başlı bir bütçe verilir, bir mekan verilir, o mekanda siz işinizi geliştirirsiniz. İşte Roller Coaster Tycoon böyle bir oyundu mesela. E, şey, sirk demeyeyim de Luna Park gibi bir yer kurarsınız orada kazandığınız parayla birlikte geliştirirsiniz, genişletirsiniz olayları. Böyle süre gelen bir oyun yapısıdır arkadaşlar. Jurassic Park'ta da kendi Jurassic Park'ınızı e, kuruyorsunuz. Aslında Jurassic World Jurassic Evolution World olarak geçiyor. Hı -hı. Jurassic World olarak geçiyor. Oyunun ismi de Jurassic World Evolution olarak geçiyor arkadaşlar ve Frontier Developments tarafından geliştiriliyormuş ki kendileri daha önce Planet Coaster isimli başarılı da bir e, Tycoon oyunu yapmışlardı. Özellikle Tycoon türünü seven oyuncular için gerçekten de heyecan verici çünkü e, böyle bir tarzı daha önce görmedik ya da ben e, gözden kaçırmış olabilirim. Genelde Bunun bu bahsedildiğini da... hatırlıyorum daha önce. Benzer ya gene Jurassic Park oyunundan gene bahsedildiğini ve Jurassic Park yapıp ondan sonra da onu yıkıp seyircilerin üzerine saldığın falan bir oyundan bahsediyorlar. daha önce sanıyorum. Varmış evet. böyle bir oyun. Bunun da konsepti aynı gibi görünüyor. Ama evet. bilemiyorum. Ee, Xbox One, PC ve PlayStation 4 için 2018 yılında çıkacak bir oyunmuş diyorum ve geçiyorum buradan. Bir sonraki e, duyuruları duyuruları ise arkadaşlar World of Tanks üzerine oldu. World of Tanks Xbox One X'e geliyormuş. Hı hı. E, işte yeni turnuva sistemi olacakmış. Oyuncuların da oluşturabildiği turnuvalar, e, doğrudan World of Tanks'in yapımcısı ve yayıncısı Wargaming tarafından da turnuva düzenlenebilecekmiş ve en büyük artılardan bir tanesi burada gelen duyurularda e, hikaye modunun yer alması. Zaten uzun süredir bir hikaye modunun geleceğine dair hı hı. E, haberler yer alıyordu. Bu video ile birlikte bu da artık hani e, onaylanmış oldu diyelim. Açıkçası 2. Dünya Savaşı'nı tamamen tanklarla oynamak üzerine tabi o tarihi olayları nasıl yansıtırlar bilemiyoruz ama güzel bir duyuru. Zaten free to play bir oyun bu hikaye modlarında ücretsiz olarak oynayabilmek heyecan verici olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü oyuncunun orada e, çok da kaybettiği bir şey yok. Free to play kanadında çok fazla tabi e, emek harcayıp tank satın almanız gerekiyor vesaire gibi süreçler var ee, bunun yanı sıra Xbox One X kanadı için bir upgrade duyurusu geçti. Birincisi Xbox sahibiyseniz Xbox One veya Xbox One S sahibiyseniz ve Xbox One X alacaksanız arkadaşlar tıpkı PlayStation 4'ten PlayStation 4 Pro'ya e, oyun, uygulama kayıt aktarımı olduğu gibi burada da yine böyle bir olanak sağlanmış ki zaten olması gereken bu. Nitekim artık neredeyse e, bütün içerikler dijitale yönelmiş durumda. Hı hı. 500, 600, 1000 terabaytlık 500, 600 GB'lık, 1000 terabaytlık şeyler var. Hani hard diskler var ve bunların içi dolu dolu. Hı hı. Eskisi gibi böyle CD'lerle e, oyun oynanmıyor neredeyse. Ve bu noktada böyle bir e, detay konulmuş. Bunun yanı sıra yüzün üzerinde oyunun, bunları bunların arasında işte Quantum Break, Halo 5, Titanfall 2 gibi oyunlar da var. Yüzün e, üzerinde oyunun Xbox One X'e özel olarak Enhancement yani hı hı. 4K desteğiyle e, karşımıza çıkacağı ve bunların ücretsiz olarak sunulacağının Bize altı ahmet. çizildi. Bir zahmet. E, zaten hani olması gereken de bu yani, nihayetinde. E, diğer taraftan bence fuarın <laughs> daha doğrusu sununun en ilginç, en komik duyurularından bir tanesi yap yapıldı arkadaşlar ve Record Definitive, Definitive Edition, edition dediler. Evet, olarak karşımıza sonra... çıktı e, ee, oyun mekaniklerinde bazı değişikliklere gidilmiş ve bunun yanı sıra oyun içerisinde yer alan robotumuz kişiselleştirebiliyormuş bu tarz detaylar aynı zamanda bir kart yarışı gibi bir bölüm eklenmiş yani çok enteresan bu jenerasyonda çıkmış bir oyunun yine bu jenerasyonda hani buçukluk diyelim ona da geleceğiz zaten buçukluk bir konsola çıkıyor olması hani PlayStation 4 Pro dediğin 4.5. Xbox One de bana soracak olsan işte Xbox One buçuk, 1.5 buçuk, buçuk gibi bir süreç. Zaten bu konsollar mahvediyorlar oyun dünyasını. Ee, ve bunların sorumlusu da tamamen yine geleceğiz o konuya ama Sony ve Microsoft'un uzun süre PlayStation 3 ve Xbox 360 üzerinde diretip bir konsol çıkartmaması ve çıkarttıkları konsolun da nihayetinde günümüz teknolojisiyle uyuşmamasından Hı -hı. kaynaklanan bir problem ceremesini de oyuncular çekiyor. Aynen Neyse aynen. efendim bu konuya zaten Xbox bana ayrıca değineceğimiz programımızda Türkiye fiyatı ve kendi içeriğiyle alakalı konuşacağımız programda değineceğiz. Ne düşünüyorsun abi Record Definitive Edition duyurusu ile ilgili olarak? Ya bu jenerasyonda çıkmış bir oyunun Definitive Edition olarak tekrar geliyor olması bir sene sonra. neye delalet abi yani? Yani bir sene sonra. Yani bunun ücretsiz olarak ee, mesela rekor sahiplerine verecekler çok merak ediyorum. Vermeleri gerekiyor bence. Ee, zaten Xbox ya, şeyde verecekler ya Xbox Game Pass'te verecekler zaten bu oyunu. Tamam oyun 8 olarak. tane oyunun içerisinde yer alıyor. Evet. Orada veriyorlar zaten ama bence direkt orijinal rekor sahiplerine verilmesi gerekiyor bu oyunu kesinlikle. Yani bu Record Definitive olayı tamamen rekoru tekrar satmaya çalışmaktan başka bir şey değil bu arada. Record belli ki fena sıçtı. Yani Toparlayamayacaklar şekilde ciddi zarar ettiler herhalde Record'dan ki ki çok da bütçe harcamış gibi bir oyuna da benzemiyordu benim oynadığım kadarıyla ama e, ya toparlamaya çalışıyor herhalde. Bir şekilde bir yerden sokabilirsek, bir şekilde satabilirsek diye bir şansını deniyorlar diye düşünüyorum ama ya Definitive Edition falan filan tamamen bana palavra gibi geliyor. Bildiğin baya baya yalan söylüyorlar gibi bir hissiyat var içimde. Evet bakalım e, bunu ücretsiz olarak sunacaklar mı Rekor sahiplerine biz de merakla bekliyoruz. Bir sonraki bu arada e, Record Definitive Edition'da tabii ki World Premiere olarak geçti arkadaşlar. Hemen ardından ilginç bir şekilde World Premiere dediler. Hı hı. Xbox'ın it so e, it Xbox mı diyeyim ya da buna ID ID at at Xbox, Xbox Games hı. mi desek daha doğru bir tabir olur veya e, telaffuz olur diye düşünüyorum. Xbox e, platformu üzerinde oyun geliştiren indie yapımcıların oyunlarına ait bir kolaj video izledik evet, ve aslında World Premiere demişlerdi ama. Ve aslında E3'teki oyunların aynısını gördük. Belki zannedersem arada bir Train simulator, Train simulator vardı. vardı. Herhalde oradan Pro Premier demeye çalıştılar herhalde. Çünkü diğer bütün oyunların hepsini biliyorduk neredeyse. Evet yani baktığımız zaman Halo Neighbor, Unreal Heroes, Path of Exile, Raiders of the Broken Planet, Fable Fortune, Takuma, Cuphead, Players Unknown Battleground ki Players Unknown Battleground ile alakalı olarak çok büyük bir evet. şu anda, e, şey dönüyor. E, muhabbet dönüyor. Konsol eksklusif gibi tanıtıp Hı -hı. aslında... Ee, konsol eksklusif olmadığı ve belli bir süreliğine yine Xbox One X'e özel olarak öyle, geleceğine öyle. dair Hı -hı. söylentiler Hı -hı. var. Öyle, bence ha. de öyle. Arka planda büyük ihtimalle PlayStation 4 Pro için de çalışılıyor Hı -hı. ama e, şu anda gümbür gümbür Players Unknown Battleground'un Xbox One X Hı -hı. üzerinde bir reklamı dönüyor. Tabii ki bu e, tamamen market çalışması. E, dikkat etmek lazım bu tarz durumlara. Bir de zaten Players Unknown Battleground bence kontrolcüyle değil de klavye mouse'la çok daha keyifli oynanacak bir olmuş gibi geliyor. Neyse geçtik bu kısmı arkadaşlar. Sea of Thieves bunu da zannedersen World Premiere olarak gösterdiler. Yok bunu göstermediler. Her şey World Premiere çaktıkları için. Ama yani daha önce gördüğümüz şeyleri göster. Yani hiçbir şey yoktu, yüzden üzerine konuşmaya bile değecek bir şey yok yani. Evet, geçiyoruz bunu ve Xbox One İşte bunu World Premiere diye gösterdiler işte bunu. Minecraft diye şimdi gösterdiler. World Premiere olarak. Konsolun tasarımını beğendim. Renk e, paletini beğendim. Özellikle Minecraft sevenler için ama kontrolcü iğrenç gözüktü gözüme. Kontrolcüye biraz daha uğraşabilirlermiş. Hı hı. Hiçbir şekilde beğenmedim. Oradaki Creeper mı diyorlardı? Creeper'ın e, suratını vermeye çalışmışlar ama pek de hoş durmamış. Ee, 3 Eylül tarihi Ki, tarih ki komik tarafı World Premiere hadi diyelim ki konsolkenzi World Premiere olsa sızmıştı aynı gün. Yani gene evet. yani World Premiere değildi. Biliyorduk geleceğini zaten. Ama e, sızıntı olduğunu var saymazsak hani bunu bir şey olarak World Premiere olarak gösterdiler. neyine World Premiere olarak böyle süslüyorlardı tam olarak anlayabilmiş değilim. Neyse efendim. Bir e, başka World Premiere. Bir başka World Premiere'da artık görmekten gına gelmiş gelmeyeyim. olan evet. oyunlardan bir tanesi. Shadow of Mordor'ın Ikinci, Monster'larını gördüğümüz, Shadow of War'un War e, canavarlarını görmüş olduğumuz hı hı. bir tanıtım videosu. Evet, fragman yeni çıktığı için buna da World Premiere dediler ama oyunu o kadar fazla gördük ki oynamamıza gerek kalmadı zaten. Fragmanda beni e, etkileyen tek şey King Kong vari bir kapışma sahnesi vardı sonunda. Bir ejderha ile böyle troll mü oluyor tam olarak bilmiyorum ama bir ork mu ne kapışıyordu. Dev bir orkla. Bir ejderha bir şey kapışıyordu. Enteresan sanki ejderhayla Balrog'a dalıyordu diye hatırlıyorum sanki öyle bir sahne vardı. Bir de şey vardı işte böyle King Kong'un meşhur şeyi vardır ya yani Godzilla ile King Kong kapışır. Onun gibi bir de sahne vardı. O yani benim bayağı iyi. Troll olabilir. Devi'ye trolle dalıyorlar. Şey, şey de güzeldi bunun yanı sıra ee, Balrog kovalıyor, kaçıyordu hı hı. bunlar. Böyle bir boss savaşı gibiydi ama hoş duruyordu açıkçası. Abi Bilmiyorum o sahneler heyecanlandırıyor beni zaten oyunla alakalı da. Ee... Yani World Premier değil ama. ya tabii canım o <laughs> World Premier tamamen yani zaten Shadow of War yani. benim biliyorsun 5 beklediğim oyundan biri zaten. Hani evet. bir beklentim var belli başlı oyunlara. Bu herhalde. arada Middle of Shadow of War Xbox One X için bir bundle da duyuruldu arkadaşlar. Geçiyorum. Surviving Mars. Gerçek bu da bir yine... World, Gerçek World bir World bir Premier'de i̇ki bir Sadece iki tane bir... World Premier vardı. Gerçek olan bir tanesi buydu. Açıkçası bu da e, Steve Skylines'ın bir nevi Mars versiyonu diyebileceğimiz. Tycoon Mars. simülasyon tarzı. Şehir geliştirme simülasyonu diyebileceğimiz bir oyun arkadaşlar ve bu sefer bu işi e, Mars'ta yapıyorsunuz. Adı üstünde. Surviving Mars konseptiyle e, ismiyle daha doğrusu konseptiyle değil karşımıza çıkıyor. Paradox tarafından yayınlanan bir oyun ve ben hem Jurassic Park e, Tycoon oyununun, Jurassic World diyelim hem de Surviving Mars'ın yerinin e, PC olduğunu inanıyorum. Öyle. Yani kontrolcüyle değil e, klavye mouse çok daha keyifli oyunlar oluyor. Zaten yani, bence değil. firmalar da öyle düşünüyor ama iyi para verdiler. Şunu herhalde. da söyleyecek arkadaşlar vardır. Ya Xbox One X için klavye mouse desteği çıkabilir ama ya konsolun olayı şöyle geriye yaslanıp şu kontrolcü elini almaktır diye düşünüyorum. Hı hı. E, günün sonunda klavye mouse şeyin başına kimse geçmez. Televizyonun başına geçmez. Hı hı. O salonda o keyfi e, keyif de değil o birazcık abes bir durum oluyor. Bekar değilseniz özellikle. Yani bekar e, evet bekar değilseniz özellikle. Neyse geçiyorum ve nihayetinde World Premiere esas konu başlığımız. Xbox One X'in Project Scorpio Edition. Evet World Premiere diyerek çıkardılar ve bizi böyle bir hani sağlam şekilde bu bir arada iki, iki tane yani. iki tane yani. World Premier yaptılar. tane World Premier yaptılar üstü ve beni acayip sinirlendirdi. Gerçekten çok sinirlendim. Project Scorpio'yu gösterdiler. Project Scorpio Edition'ı çıkarıyorlar. Xbox One X'in Project Scorpio Edition'ı çıkıyor. Farkı ne? Üzerinde yeşil Project Scorpio yazıyor. Birkaç noktasında bir de bir yerdeki doku farklı galiba. Farklı plastik kullanmışlar galiba. Oh! Tek fark o. Önce bunu bir duyurdular. Ondan sonra bir daha World Premier dediler. Bununla bitiriyoruz falan bayağı güçlü bir şey diye. Bir baktık Project Scorpio unboxing yaptılar. Kutu açtı. Bağam içinden kablo çıktı. Bıçırttı. Anında adaptörü oha falan diye. ya Böyle bir iki tane üst üste World Premiere'lı Project Scorpio Edition'lı üzerine sadece yeşil Project Scorpio yazan Xbox One X'lerle geçirdiler. <laughs> Ve ben canlı yeni ciddi anlamda artık böyle çökmüştüm yani orayı izlerken. Ciddi olamazsınız. Bu kadar clickbait olamazsınız diyerek üzgünüm. Evet. Bizim tarafımızdaysa e, Türkiye Kanadı için iki önemli duyuru vardı. Biri e, zaten konuşacağımız ayrıca bir, bir videoda daha önce de söylediğimiz gibi arkadaşlar. Türkiye çıkış fiyatı. E, diğerisi ise Xbox One daha doğrusu Xbox platformlarına özel olan Xbox Game Pass sisteminin artık Türkiye'de de olacak olması 8 tane oyunlu açılışını yapacak ve yanlışım yoksa Türkiye'de şöyle hemen bir kontrol edeyim. Türkiye'de 29 liralık aylık yani bir nevi dijital kiralama sistemine dahil <laughs> olacağız ki şu anda ben EA Access'i daha avantajlı, daha fazla içeriğiyle birlikte tercih edebileceğim bir servis ağı olarak görüyorum şu anda çok zayıf gözüküyor. Ama tabii ki de Türkiye'de bu e, hizmetin başlaması gayet güzel. Aynı zamanda Türkiye'ye gelmeyen ama çok daha farklı ülkelere açılmış olan bir de kendi kontrolcülerimizi e, renklerini tasarlayabildiğimiz hı hı. bir e, duyuru yaptılar. İşte daha farklı ülkelerde de artık faaliyete geçeceklermiş bu konuda. Buydu aslında. Benim en çok güldüğüm nokta şeydi tabii de bir ara böyle bir Peki işte 2010 işte şeyde 2017 işte ee, tatil döneminde, holiday sezonunda neler var? Neler bulabileceğiz falan evet. gibi böyle bir konu geçtiler. 3 tane Kandere oyun şöyleri, var. 3 tane oyun dedi böyle. Ondan sonra sahnede bizim Adobe Premiere'de yaptığımız sahnelerden biri çıkıyor. 3 tane yan yana oyun. İşte neydi? Disneyland <laughs> Adventures. Disneyland Adventures. Rush. Disney, Disney, Pixar, Pixar Adventures. <laughs> Zoo Tycoon. Böyle. Üç tanesi bir ekranda direkt böyle belirdi ve kayboldu ondan sonra. Ben böyle bir hafif bir gülme krizine girdim orada zaten. Oh. Ee, şimdi bu videoyu kapatalım zaten. Diğer kısma geçelim. Ee, genel olarak toparlayacak olursak hiç beğenmedik sunumu arkadaşlar. Hiç beğenmedik. Hiçbir bir beklentim bizim... yoktu. Ona rağmen hayal kırıklığına uğradım. Evet. Abi. Bu çok zor bir şey <laughs> ya. Zor bir şey. Aynen yani öyle. Ee, bir de şunun altını çizmek lazım. World Premiere başlığı altında adeta clickbait tadında bir Hı -hı. sunum yaptılar. Aynen öyle. Hadi diyelim ki hepsi e, şey olmasın. A kalite oyun duyurusu olma zorunda değil. Olmasın ama Xbox One'ın Xbox One X'in çıkış arefesinde böyle bir sunum daha fazla keşke hiç yapmasalardı. Yani E3'teki haliyle kalsaymış. Aynen. Burada birazcık daha Xbox One X'in çıkışına yakın olayları tazelemek, e, videoları tekrar gün yüzüne çıkartmak birkaç tane de oyun duyurusuyla birlikte heyecan oluşturmaya çalışmışlar ama hiçbirini becerememişler. Yani arka planda yani... Worlds işte most powerful video game console falan deyip hmm. ön tarafta da Disney'in bilmem ne oyununu göstermek dünyanın herhalde en saçma işlerinden bir tanesi olacak. Abi ellerinde hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok ve varmış gibi davranıyorlar inatla yani. Evet şimdi biz burada kesiyoruz. Genel olarak toparlayacak olursak dediğimiz gibi beğenmedik. Şimdi geçelim diğer videolarımıza arkadaşlar. O videolarda da ayrı ayrı spesifik konular üzerine değineceğiz. Herkese iyi oyunlar dileyelim bir başka videoda görüşmek üzere